Saçakları nasıl püskül yapacağımızı göstereceğim şimdi size. Belli bir miktarda ipimizi ayırıyoruz. Şu şekilde. Bu bizim isteğimize bağlı. Ama burada ayırmış olduğumuz miktarı diğerlerinde de hep aynı şekilde ayırmamız gerekiyor. Daha sonra iplerimizi sayıyoruz. Ya da göz kararı, hani kendinize güveniyorsanız, tam ortadan ikiye ayırıyorum bu şekilde. Sonra iki ucunu elimle şu şekilde tutuyorum ayrı ayrı. Sol tarafa doğru ikisini ayrı ayrı çeviriyorum. Sol tarafa doğru, bakın, birleştirmeden. Oldukça çevirmeye çalışın. Çünkü az çevirirseniz olmuyor. Sonra kumaşımdan olmuyor zannetmeyin yani. Daha önce öyle durumlar olmuştu. Hani bu kumaşta olmuyor falan dendi. Ama onunla ilgisi yok. Yeterince çevirmenizle alakalı. Bakın, ikisini ayrı ayrı tutarak sol tarafa doğru çevirdim. Sonra iki ucu, bakın, şurada olduğu gibi birleştiriyorum. Tuttum. İkisini aynı yöne doğru beraber tutarak çeviriyorum. Şu şekilde. Bayağı bir çevirin. Yani şurası şöyle bir hafiften katlansın. Katlandığını görün. Çünkü düğümünü atıp bıraktığım zaman hafiften biraz bir bolaracak. Hani bu şekilde kalmayacak, bakın. Daha sonra ucuna şu şekilde minik bir düğüm atıyorum. Şurada olduğu gibi. Minicik bir düğüm attım. Bakın, bıraktığımda görüyor musunuz? Çözülüyor. Bu şekilde püsküllerimizi oluşturabiliriz. Ayrıca bazı örtülerde belki görmüşsünüzdür. Arasından renkli ip geçtiğini görmüşsünüzdür. Üzerine yapmış olduğunuz işin içindeki renklerden, bakın, şu şekilde şöyle iki ip, arasına ip atarak, bakın, ipi geçirdim. Böyle ipimi koyup ondan sonra tekrar bir miktar alıp bununla beraber çevirirseniz, iple beraber arasında renkli ipler görünür. Yani üzerine nakış yaptığınız ipin renklerinden renk kullanabilirsiniz. Bu da bu şekilde yapılıyor. Bakın, yine aynı şekilde orada yaptığım gibi ikisini aynı yöne çeviriyorum. Arasında böyle renkli ipler kalabiliyor. Bazı örtülerde de pul görmüşsünüzdür. Yine ikiye ayırdıktan sonra belli yerlerine böyle pul geçirerek çevirme işlemini yapıyorsunuz. Teknik olarak aynı. İp geçirebilir ya da arasına pul koyabilirsiniz. Sarı belki biraz belirsiz olmuş olabilir şu anda gözünüzde ama sadece göstermek için ben koyuyorum. Yine aynı, ters yöne doğru, bakın, çevirdim. Simler koyabilirsiniz arasına. Şu şekilde. Yine ucuna düğüm atacağım. Bu şekilde.